isimler tarafından da ifade ediliyordu, dile getiriliyordu. Örneğin bu isimlerden biri Şamil Tayyar'dı. Turan Bey bizimle birlikte sanıyorum. Şu anda bağlandık değil mi? Hı. Teşekkür ederim. Turan Bey, sizin de yorumunuzu rica ediyorum bu konuyla ilgili. Öncelikle FETÖ borsası ile ilgili bir düşüncemi paylaşayım. Konu aslında AKP kulislerinde sadece Şamil Tayyar tarafından konuşulmuyor. Elbette. Şamil Tayyar gazetecilik kimliği zaman zaman ön plana çıkıyor ve bu konudaki eleştirilerini haklı olarak kamuoyuyla da paylaşıyor. Ancak kapalı kapılar ardında özellikle AKP kulislerinde daha vahim şeyler de konuşuluyor. Tabii bunların ne kadarını paylaşmak doğru olur ondan emin değilim. Ancak bu FETÖ borsası sanılandan daha vahim, daha komplike, daha girift bir süreç. Bununla ilgili mutlaka yeni gelecek iktidarın doğru bir adım atması lazım. Sayın Toker'in bir önerisi olmuştu bundan önce. Bu konuyla ilgili değil ama yolsuzluklarla ilgili bir itiraf yasası çıkartılması gerektiğinden söz etmişti. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. FETÖ borsasında da işe yarayacak bir süreçtir. Yeni gelecek iktidar FETÖ borsası ile ilgili mutlaka ve mutlaka bir tanık koruma kanunu ve bir itiraf yasası çıkartmalı. Hı. Ve bu konuda kendilerine siyasilerden gelen bir talep ve istek varsa ve hukuk dışı bir ilişki kurulmuşsa, paraydı, zaman zaman bir takım binalardan söz ediliyor, hatta adresler veriliyor İstanbul'da ama telaffuz etmek istemiyorum. Bunların gün yüzüne çıkması, aydınlatılması ve adalete teslim edilmesi bakımından son derece önemli olacağını düşünüyorum. Umarım iktidar, yeni gelecek iktidar bununla ilgili doğru bir adım atar. Öte yandan bugün sizin de ekranlara yansıttığınız haber önemli. Ben tabii olayın hukuki boyutunu tartışacak düzeyde hukuk bilgisine sahip değilim. Ruşen Bey onunla ilgili gerekli açıklamaları zaten yapar. Ben sürece biraz siyasi gözle bakıyorum. Bu sanki önümüzdeki dönemde hazırlanacak bir geniş kapsamlı affın ayak sesleri gibi geldi bana. Kamuoyu sanki bir sürece hazırlanıyor gibi, benim hissiyatım o. Özellikle geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, darbeye karıştığı iddia edilen öğrenciler, askeri okul öğrencileri serbest bırakıldı. Ben onların samimi olarak masum olduklarına inanıyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Doğru bir adımdı. Ama bu adımın geçtiğimiz günlerde atılması, arkadan bu tür adımların gelmesi bende genel afla ilgili bir kamuoyu oluşturma çabasını çağrıştırdı. Eğer önümüzdeki günlerde içerideki komutanlarla ilgili, yaşlı komutanlarla ilgili bir adım atılırsa benim için sürpriz olmayacak. Belki bir süre sonra Covid izni sebebiyle dışarıda bulunan 100 binden fazla mahkum belki affedilecek. Bunlarla ilgili büyük bir beklenti var. Aileleriyle beraber 500 bin, 600 bin oy ediyor bunlar. Bunların hesabı yapılıyor kapalı kapılar ardında. Ama bir genel af hazırlığının sanki ayak izleri gibi, bir işareti gibi algıladım bunu. FETÖ ile barışmadan ziyade böyle değerlendirdim. Turan Ancak Bey, bu FETÖ... çok özür dilerim. Hissiyat dediniz. Bu bir hissiyat mı yoksa bilgiye dayalı bir kulis bilgisi mi? Çünkü kulis bilgisine ilişkin de sözler ettiniz. Bakın, kulis bilgisi derken belki ifademi çok doğru seçmedim. Ben AKP'nin düşünce mentalitesini az çok bildiğim için ya da öngördüğüm için bunu söylüyorum. Buna dair bir bilgim yok açıkçası. Fakat özellikle FETÖ borsası ile ilgili AKP'li çevrelerde konuşulan ciddi şeyler var. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bu çok önemli bir konu. Zaman zaman Şamil Tayyar'ın çıkışları oluyor. Bu da değerli benim için. Bu bakımdan yeni gelecek iktidarın önümüzdeki dönemde çok işi var. Bu FETÖ borsası işine mutlaka el atması lazım. Altından tahmin edilemeyecek kadar kirli ve girift işler çıkacak. Bundan eminim. Bir takım hukukçular çıkacaktır, bir takım siyasiler çıkacaktır ve perde arkasında kurulmuş olan bir takım bağlar ve bağlantılar ortaya çıkacaktır. Bunların hepsinin hukuka teslim edilmesi son derece önemli. Ama az önce de altını çizmeye çalıştım. Bu son atılan adımlar bana göre bir seçim yatırımıdır ve seçim döneminde belki de planlanan bu geniş kapsamlı affa bir zemin hazırlama çabasıdır. Benim görüşüm, benim algım bu şekilde bu atılan adımlarla ilgili olarak. İlginç bir bağlantı kurdu Turan Bey. Şimdi bu FETÖ borsası artık böyle üstü örtülemeyecek bir hale gelmiş durumda. Gaziantep'te yaşanan, aslında Gaziantep'te yerel basına oldukça konu olan bir Gazeteciler konu. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı tutuklandı. İki sene evet, tutuklandı. Evet, evet. Ama oraya geçmeden Gaziantep'e geçmeden şunu da hatırlatmak gerekiyor. Şimdi
biraz önce bu serbest, yani yurt dışı yasağı kaldırılan, daha önce Zaman Gazetesi'nde yazan isimlerden söz ettik. O dönemde yine, yani kumpasların olduğu 2008 ile 2013 yılları arasında işte cezaevine sokulan, yine FETÖ kumpasıyla cezaevine sokulan Çetin Doğan hala cezaevinde. 28 Şubat davasından dolayı yaşları 80'in üstünde olan ve bunların sağlık sorunları da olan komutanlar cezaevinde ve o dönem FETÖ kumpaslarını da savunan isimlerin bugün yurt dışı yasağı dahi yok. Böyle bir durumla da karşı karşıyayız. İşte bu da bir samimiyet testi diyelim. İktidar ne yapıyor, nasıl bir savrulma içerisinde aslında çok net olarak ortaya koyuyor. Aynı zamanda yargının da ne kadar hükümsüz olduğunu, işte 2017 yılında yapılan referandumun ardından gidilen sistem değişikliğinin yarattığı enkazın sonuçlarını konuşuyoruz. Yargı yolu kapalı, evet, Tuğba. Yargı yolu kapalı maalesef. Yargı yolu kapalı. Ama o yargı yolu bir gün er ya da geç açılacaktır. Adalet olmayan toplumda hiçbir şey olmaz. Bunu bilelim yani. Evet. Bakın şöyle söyleyeyim, ben katkı olarak FETÖ borsasını da belki dinleyicilerimiz açısından açmamız lazım. Bir dönemler ben o zaman Yargıtay savcısıydım. Bir dönemler Fethullahçı terör örgütünün mensupları, Gülen'in mensupları himmet adı altında iş adamlarından para istediler. Vermeyenlere kumpas kurdular ve mallarına çöktüler. Türkiye çapında, bunun Samsun bacağı ayrı, Bodrum bacağı ayrı, Antalya ayrı, Kars ayrıdır. Bakın Türkiye çapında Fethullahçı hakim ve savcılar eliyle iş adamlarının mallarına çöküldü. Ve bir sürü operasyon yapıldı. Bu işin ayrı tarafı. Hatta o dönemde ticaret mahkemeleri, 3 hakimli ticaret mahkemeleri tek hakimli hale getirildi, etki edilebilsin diye. Bakın çok ilginçtir bu, 2011'de verilen bir karar. 3 hakimliydi, tek hakimli. Ağır cezaların tek hakimli haline getirilmesi gibi bir şey bu. Çünkü trilyonlarca lira paranın devrine karar veren ticaret mahkemelerinden bahsediyorum. Bunlar yapıldı ve aslında bu bir FETÖ taktiğiydi. Şimdi devran döndü. Bu sefer FETÖ'cü olduğu iddia edilen iş adamlarıyla ilgili böyle bir borsa oluştu. Onlar çeşitli, artık bunun adı himmet diye de başka bir şeyle oldu. Bunun Antalya bacağı var. Bir sürü iddialar var bu konuda. Bir sürü soruşturma var. Ama bir türlü sonlandırılamıyor. Çünkü yargı bağımsız değil, hukuk üstün değil. Böyle olduğu zaman da siyasetin etkisi çok büyük. Ama artık nasıl söyleyeyim, halının altına süpürülemeyecek kadar büyük ki kokular çok ciddi olarak gelmeye başladı. Gaziantep olayı çok ilginç. Benim görev yerim olduğu için biliyorum Gaziantep'i yakından. Yani o yüzden bunların tabii üzerine şimdi gidileceği kanaatinde değilim. Yargı yolu kapalı deyip burada keseyim, çünkü diyecek bir şey yok. Şimdi hemen ben bir bilgi paylaşmak istiyorum. Tüm konular birbiriyle bağlantılı olduğu için. Arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın, President Biden resmi